Özellikle Rusya'nın Orta Doğu'da nüfuzunu artırarak bu sürece dahil olması ABD ve AB'nin ikircikli tutumları bölgeyi tamamen kaosa sürükledi. Şimdi ise bu kaosu tekrardan fırsata çevirmenin hesaplarını yapıyorlar. Onların çıkarı için insanların ölmesi, acı çekmesi ve zayıf düşmesi hiç önemli değildir. Yeter ki devletlerin çıkarı tehlikeye girmesin. Bugün yanı başımızdaki kardeşlerimize sahip çıkma günüdür. İdlib'de şu anda 4 milyona yakın insan yaşamaktadır. Zalim Esed'e teslim olmayı kabul etmeyen bu mazlum halk şu anda ağır bombardıman ve kitle imha silahlarıyla yok edilmek istenmektedir. Eğer gereken tepkiler verilmezse maalesef İdlib'de diğer bölgeler gibi yıkıma uğrayacak ve ağır bir bilançoyla karşı karşıya geleceğiz. Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşanan katliamların İdlib'de de yaşanmaması için bütün Müslümanlar topyekün dayanışma sergilemeli ve zalimlere karşı sesini yükseltmelidir. Aksi takdirde mazlum bir halkın ölümüne seyirci kalmanın vebalini hiçbirimiz yüklenemeyiz. Özellikle Rusya'nın Orta Doğu'da nüfuzunu artırarak bu sürece dahil olması, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin ikircilik tutumları bölgeyi tamamen kaosa sürükledi. Şimdi ise bu kaosu tekrardan fırsata çevirmenin hesaplarını yapıyorlar. Onların çıkarı için insanların ölmesi, acı çekmesi ve zayıf düşmesi hiç önemli değildir. Yeter ki devletlerin çıkarı tehlikeye girmesin. Şu anda da sınırımıza 60 kilometre uzaklıkta bulunan İdlib'e saldırılar başlatılmıştır. Öncelikle Türkiye'nin bölge halkına ve mücadele desteği hem siyasi hem askeri zaviyeden çok önemlidir. Bunun sürmesi kaybedilmemesi gerekir. Bu perspektifle Suriye halkının dostları, kardeşleri olan bizler bugüne kadar Suriye meselesiyle ilgili olarak haktan, adaletten yana tavrını devam ettirmesi, bir takım satı hesaplarına bulandırmaması için iktidara yönelik çağrımızı, talebimizi diri tutmalıyız. Esed rejiminin İdlib'de yapmak istediği katliamı lanetliyoruz. Baba Esed'in iktidara geldiği 1971 yılından oğul Esed'in sözüm ona iktidarda olduğu bugüne kadar yaşanan katliamlar dünya tarihinde eşine az rastlanır cinsten bir vahşet örneğidir. Ne var ki yaklaşık 4 milyon kardeşimizin yaşadığı İdlib'de oluşabilecek bir katliamın boyutları tahminlerin çok uzağında bir vahşetle sonuçlanabilir. Maalesef başından beri Suriye meselesinde akan kanın durması için samimiyetle gayret gösteren Türkiye'den başka bir ülke bulunmamaktadır. Savaşın başından beri Suriye'deki mazlumlara sahip çıkan Türkiye'nin düne kadar izlemiş olduğu olumlu politikalar ehli vicdan sahibi olan herkes tarafından görüldü. Çünkü bu Türkiye için insani bir sorumluluktur. Ve bu sorumluluktan kaçmamalıdır. Güzel Van'ımızın Gevaş ilçesinde sözde gençlik festivali, gerçekte ise gençleri ifsat festivali düzenlenmek istenmektedir. Ağır alkollü içkilerin yaş sınırı olmaksızın satışının yapılacağı, sponsorunun bir bira markasının olduğu çadırlarında ne yapılacağı belli olmayan, hem dinimize hem de kültürümüze aykırı olan gençlerimizi ifsat organizasyonunun yetkili mercilerce engellenmesi, bütün Vanlıların ve özellikle 54 derneği içinde bulunduran inisiyatifimizin öncelikli talebidir. Bu organizasyon hassas sıkıntıları olan ilimize fitneden başka bir katkısı olmayacaktır.